Evet, merhaba tekrar arkadaşlar. Geçen derste dediğim gibi şartlı akışlardan bahsetmiştik. If statement'ları nasıl kullandığımızı gördük. Burada birkaç farklı yapı vardı kullandığımız. Bunun dışında bir de dosya açma ve bu dosyanın içerisine istenilen formatta bir takım şeyleri yazdırma ile ilgili bir takım sonuçlar görmüştük. Artık bir dosya açıp bunun içerisine veri yazdıra da biliyorsunuz. Benzer şekilde aslında bir dosyanın içerisinde aynı şekilde verileri çekmek de mümkün. Örneğin bu sınıfla ilgili işte biz başarı notlarını hesaplayan önce elimizde bunları girmiştik. Eğer elimizde böyle bir tablo varsa benzer şekilde bu dataları buradan çekebileceğimiz bir kod da yazabilmemiz mümkün. Bunu da yapabiliriz. Buna da örnekler yapacağız. Ama öncelikle bugün biraz dizilerden bahsedelim. Dizilerden derken tabii bu bizim anladığımız tarzda diziler değil de seriler, diziler vardı hatırlarsanız. Siz lisede falan görmüşsünüzdür. Buna benzer ifadelerden bahsediyoruz tabii. Burada diziler de yani vektörel ifadeler bunlar aynı zamanda bize lazım olan şeyler ya da bizim en çok kullandığımız bir değişkenin birden fazla değere sahip olması. Bunu sıklıkla kullanıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız matematiksel işlemlerde buna çok fazla ihtiyaç oluyor. Hele ki iteratif bir takım şeyler kullanıyorsak kesinlikle bunlar lazım. Özellikle işte bir örneğin bir çubuğun üzerindeki sıcaklık dağılımı, işte çubuğun tek bir noktası yok. Burada sıcaklık tamam tek bir parametreymiş gibi görünse bile çubuğun üzerinde farklı noktalarda farklı sıcaklıklar olabilir. İşte ya da bir akış incelerken bu incelediğimiz kesitte çok farklı noktaların üzerindeki hızlar birbirinden farklı olabilir gibi burada belirli bir değişken birden fazla değer alabilir. Daha önce işte atıyorum x eşittir 15 diyor idik de şu anda x'in birden 100'e kadar farklı değerleri olabilir. Yani bunlar tamam şu anda farazi verdiğim örnekler. Dolayısıyla bu dolayısıyla bu şeyler parametrelerin birden fazla değer alması durumu dizilerle tanımlanıyor. Bunlara çeşitli örnekler şimdi birazdan vereceğiz. Öncelikle şu ekranda görmüş olduğunuz kodu ben kapatayım. Yeni bir sayfayla başlayalım. Buraya ne diyelim? Dizi.for diyelim. Program dizi. Dizi bir değişken olmadığı için yazabiliyorum. Bunda sorun yok. End program diyelim. Şimdi bahsettiğim şey şu. Örneğin bir sıcaklık verelim. T eşittir 10 santigrat derece 10.0. Oysa ki bu nerenin sıcaklığı mesela? Şu andaki ortam sıcaklığından bahsediyorsak tamam. Çevresel sıcaklık 10 derece. Bu aşağı yukarı mesela bir ev sıcaklığından bahsederken ortalama olarak hemen hemen her yerde aynıdır. Ama örneğin bir baca düşünelim. Bir fabrika bacası. Şeyde zeminde sıcaklık çok düşük şey yüksekken yukarıya doğru çıktıkça zaten bu büyük bacaların amacı da biraz budur. Baca gazını soğutabilmek de burada bir parametredir. Yukarılara doğru çıktıkça sıcaklık ne yapacaktır? Düşecektir. Şimdi burada tek bir değişken işimize yaramaz. O nedenle işte ne yapmamız lazım? Yukarıya doğru ya değişken sayısını arttıracağız. T1, T2, T3, T4 ya da T'yi bir vektörel formatta ne yapabilmemiz lazım? Tanımlayabilmemiz lazım. Şöyle neyden bahsettiğimi size kabaca şöyle çizmek istersek. Örneğin şöyle bir çubuk olsun elimizde.
Bu çubuk niye böyle yukarıya doğru gidiyor onu anlamış değilim de. Daha düzgün çizeyim. Şöyle bir çubuk olduğunu düşünelim. Bu tek boyutlu bir şey. Yani çok ince. Şurası, şu yüksekliğin çok ince olduğunu düşünün. Örneğin şu ucunu ben bunun şöyle T eşittir 10 santigrat derecelik bir duvara değdirmiş olsam, şu ucunu da mesela T eşittir 100 santigrat derecelik bir duvara değdirmiş olsam ve sonsuz zaman sonra, yani o kadar uzunca bir zaman geçmiş ki artık denge konumuna ulaşmış. Buna steady state deniliyor. Yani yeterince uzun. Steady state yani kararlı duruma gelmiş artık. Bu kararlı duruma gelmiş olması ne demek? Duvar sıcaklıkları değişmiyorsa eğer çubuğun üzerindeki sıcaklık dağılımı da gerçekleşmiş ve daha fazla sıcaklık değişimi olmuyor çubukta. Bu demek kararlı durum. Yani dinamik bir değişim yok. Şimdi ne olacaktır? Bu taraf 10 derece, bu taraf 100 derece ise işte şurada bir yer 95 derece, 90 derece, 80 böyle bu tarafa doğru 10 dereceye kadar adım adım ne olacaktır? Düşecektir. Mesela tam çubuğun ortasındaki sıcaklığı bana bulun desem, tam orta noktasındaki sıcaklık nedir? 55 santigrat derecede buradan kabaca hesaplayabilirsiniz. Nereden hesapladım bunu? 10 artı 100 bölü 2 yaptım. 10 artı 100 bölü 2. Niye bir tane şey fazla oldu? Evet, 10 artı 100 bölü 2. Dolayısıyla tam orta noktasındaki sıcaklık bu. Dolayısıyla bu tarafa doğru gittikçe sıcaklık 10 dereceye yaklaşacak. Bu tarafa doğru gittikçe sıcaklık 100 derece. Bunu bir grafik üzerinde göstermek istersek şöyle bir, burası x, t grafiği olsun. Şöyle bir şeyimiz olacak. Şurası 10 derece. İşte şurası 100 santigrat derece. Şurası da çubuğun toplam uzunluğu artık her neyse. Böyle bir eğrimiz olacaktır. Lineer olarak değişen. Şimdi bu çubuğun üzerindeki bütün noktalarda ben işte sıcaklığı nasıl tanımlayacağım? Her noktaya böyle t1, t1, 10, t2, işte 11, t3, 12 ya da aralıkları sıklaştıracağım mı? Ne kadar sıklaştıracağım? Hangi aralıklarda sıcaklığı tanımlamam lazım? Bunlar işte benim için bir problem. Eğer çubuğun üzerindeki sıcaklık dağılımını belirlemek istiyorsam bu arkadaşı böyle tek tek T1, T2, T3, T4 diye tanımlayabilmem söz konusu değil. Elle, manuel olarak. Bunun için işte dizilerden faydalanıyoruz. Dizilerden faydalanırken şunu yapıyoruz. T'nin şöyle dimension diyoruz. Dimension T'nin boyutunu veriyoruz. Bu vektörün boyutu. Neticede buradaki sıcaklık bir vektörel ifadedir. T'nin kaç tane değeri var? Başka bir ifadeyle atıyorum. İşte 1000 tane değeri var. Olabilir. Bu eğer çubuğun üzerindeki dağılımı siz çubuğun boyunu 1000 eşit parçaya bölerseniz T'nin 1000 tane değeri, hatta sınırları da dahil ederseniz 1001 tane değeri olur o zaman. Bunu siz isterseniz 10.000'e bölersiniz çubuğun boyunu. İsterseniz 100.000'e bölersiniz. Artık bu tamamen şeye bağlı. Ne kadar hassas bir çözüm yapmak istediğinize bağlı ya da size verilen probleme bağlı bir durum. Dolayısıyla buradaki boyut dediğim şey T'nin ne kaç tane farklı değerinin olabildiği biraz problemle ilişkili. T'nin değeri arttıkça çubuğun buradaki boyutlarını biz daha küçük aralıklarda seçmiş oluyoruz. Şimdi daha bunları görmediniz aslında ama bu çubuğun üzerindeki sıcaklık değişimini biz kararlı durum için şöyle hesaplayabiliriz. Bakın. D kare T bölü D x kare dersek ikinci dereceden işte kısmi değişken, aslında bir de bunun D kare T bölü D y kare artı D kare T bölü D z kare. Eğer 3 boyutlu olsa böyle kararlı durum için
enerji denklemini bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu Y ve Z boyutu olmadığı için bu çubuğun sadece X boyutu olduğu için böyle D kare T bölü DX kare eşittir 0 diyebiliriz. Kabaca bu şekilde yapabilmemiz mümkün. Yani ikinci mertebeden bir diferansiyel denklemle aslında bunu ifade edebiliriz. Bu da bunun sayısal olarak açılması da şu şekilde TI artı 1 eksi 2 TI artı TI eksi 1 bölü 2 delta x eşittir 0'dan bunu bu şekilde hesaplayabilmemiz mümkün. Bunun nereden geldiğinden kabaca bahsedeceğim. 2 delta x karşıya giderse bu 0 olur. Dolayısıyla TI'yi biz buradan çekersek şu eşitlikten TI artı 1 eksi pardon artı TI eksi 1 bölü 2'dir gördüğünüz gibi. Yani iyi ne demek? Ondan bahsedelim. Şimdi şu duvar üzerinde, tam duvar üzerinde şurada i eşittir 1, i eşittir 2, i eşittir 3, i 4, i 5. Artık buraya geldiğinde i'nin kaç olduğuna bu aralığı kaça böldüğünüz size söyleyecek. Şuraya şöyle çizelim bakın. Tekrar. Çubuğumuz şu olsun. Ben bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Keşke bir tane daha yapsaydık. Şöyle 10 eşit parçaya bölmüş olduk. Şimdi i'lere bakacak olursak, burada i eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane neyim oldu? Düğüm nokta. Bunlara düğüm noktası deniliyor. Şunlar düğüm noktalarım artık benim. Şunlar düğüm noktaları. Bu yukarıdaki çubuğun aynısı. İşte şurası 10 dereceydi. T1 yani şuraya TI dersek burada I 1 olduğuna göre T1 sıcaklığı 10 derece. T11 sıcaklığı kaç dereceydi? 100 santigrat dereceydi. Şimdi T2 sıcaklığını istiyorum. T3 sıcaklığı, T4 sıcaklığı, T5 işte bu düğüm noktalarındaki sıcaklıkları hesaplamak istiyorum. Bunları nasıl yapabilirim? İşte eşitlik burada. Diferansiyel denklem şuydu. Bunun sayısal formatı yani sonlu farkları açılmış şekli bu. Bununla ilgili sayısal analiz dersi var zaten önümüzdeki yıl. İkinci sınıfın ikinci döneminde galiba. Bunları daha detaylı göreceğiniz ama şu anda ben Fortran'ı kullanabilmek açısından ve mantıklı örneklerde yapabilmek açısından kabaca bahsediyorum. İşte bunun yani bu çubuk üzerindeki sıcaklık dağılımını yöneten eşitlik şu eşitlik. Bu bizim diferansiyel denklemimiz. Matematiksel ifadesi bu. Bunun da sonlu farkları açılmış hali bu. Bu nereden geliyor? Bu aslında basit bir türev operatörü. Şu nokta artı bu nokta bölü 2. Bu ikinci mertebeden bir türevleme işlemidir aslında. Baktığınız zaman. Bunun sonlu farkları açılmış halini kullanır. Zaten aritmetik olarak da böyledir. Yani size böyle bir işte çubuk verildi. Şurası 0 derece, burası 100 derece ise tam ortasındaki sıcaklığı bulun derlerse 100 artı 0 bölü 2 yaparsınız. Yani bu gayet açık herhalde sizin için de. Şimdi eşitliğimiz bu. TI yani düğüm noktalarındaki sıcaklıkları bulabilmek için kullanacağımız eşitlik bu. Ne yapmamızı istiyor? Bir sonraki yani i'yi hesapladığımız düğüm noktasından bir sonraki sıcaklığı ve bir önceki sıcaklığı topla ikiye böl. Yani T2'yi bulmak istiyorsam eğer T3 sıcaklığıyla T1 sıcaklığını topla diyor. Ve ikiye böl diyor. Gayet mantıklı. Yani iki tane, ikinin anlamı da şu. İki tane delta x olduğu için şurada bir, iki boşluk olduğu için
ya da iki kademe ilerleme gerçekleştiği için bildiğimiz aritmetik ortalama. Şimdi mesela böyle bir problem için tamam, burada 11 tane düğüm noktası var. Ben bunları istersem elimle yazarım. T1, T2, T3, T4. Ama deseydim ki çok daha hassas bir çözüm istiyorum. Çubuğun üzerindeki işte düğüm noktalarını işte 10.000 bire çıkart. Ya da 10.000 eşit parçaya bölün, başka bir ifadeyle. Çubuğu o kadar hassas yapın ki 10.000 eşit parça olsun. Dolayısıyla bu 10.000 eşit parça için sen tek tek işte T1, T işte 1000, T10.000 yazamazsın kodun içerisine. Burada işte biz dizilerden yararlanıyoruz. Mesela burada T'nin isterseniz 10 milyon tane değer olabilir, 100 milyon tane değer olabilir. Ama eğer bu değeri çok arttırırsanız, şimdi eskiden şunu söylüyordum siz hatırlıyorsanız, her tanımladığınız değişken için rem bellek üzerinde bir alan ayrılır bu değeri saklayabilmek adına. Eğer siz şöyle bir ifade yazarsanız, rem bellek üzerinde T'nin bu kadar değeri için ekstra yer ayrılacaktır. Zaten bunu fazlaca arttırırsanız, şunu silelim. Bakın, bunu fazlaca böyle arttırırsanız size şu uyarı verir. Integer overflow hatası verdi, gördüğünüz gibi. Çok fazla şey var, tanımlama var. Ya da rem bellek üzerindeki alan yetersiz, yani rem bellek hatası da alabilirsiniz. Şu anda hata yok. Biraz önce hata veriyordu. Bakın, azalttım değeri. Eğer böyle çok boyutlu işlemler yaparken çok fazla, gereğinden fazla burada diyelim bizim T'nin 10 tane değeri var da biz buraya yazdık 1 milyon yazdık. Buna gerek yok. Yani 10 tane değeri varsa 10 tane yaz. İşte 11 tane yaz ama 1 milyon tane yazma. Bu neden? Çünkü rem belleği hapsetmiş oluyorsun. Dolayısıyla bilgisayar hem performansından düşüyor ve ilerleyen aşamalarda belki daha fazla RAM'e ihtiyacın olursa eğer kodda bir takım hatalarla karşılaşacaksın. Belki kod çözümleme yapamayacaktır. O nedenle burası önemli. Değişkenin boyutunu tanımlarken, yani bu aynı zamanda vektörün boyutu, buradaki şeyi anladınız diye düşünüyorum. Mesela T11 dediğim zaman tam olarak şu anda benim şuradaki fiziksel yapıya karşılık gelen bir yapıyla karşı karşıyayım. Eğer ben buraya T işte 21 demiş olsaydım, T21, o zaman bu ne anlama gelirdi? Buradaki düğüm noktalarını maksimum 21'e çıkartabilirim. Bakın, buraya T21 dediğim zaman istersen 21'e kadar gitmek zorunda değilim. İstersen ben yine burayı 10 parçaya bölerim. Böyle T11'e kadar olan kısmı kullanırım. O benim elimde. Ama 11 düğüm noktam varken ben buraya gelip işte 1 yazamam ya da işte 10 yazamam. Eğer 10 yazarsam ve T11 kullanmak gerekirse, T11 düğüm noktası bana gerekirse bir takım hatayla karşılaşmış olurum. Dediğim gibi burayı gereğinden fazla abartmıyoruz. Gereğinden az yazmıyoruz. İşte 10 iken 20 yazabilirsin. Yani bunda sıkıntı yok. Ama gidip de tutup da 1 milyon, 2 milyon yazmamıza gerek yok. Şimdi bu örnek üzerinden gittiğim için ben tam T11 yazayım. T'nin buradan ne anlıyorum ben? T'nin 11 tane değeri olabilir maksimum. Bunları yazarken nasıl yazacağım? Mesela bunları manuel elle tanımlamak istesem böyle mi yazacağım? Hayır. Şu şekilde yazmam gerekiyor. T1 sıcaklığı, ki bu bizim zaten neydi? Sınır sıcaklığımızdı. Bunu yazalım. 10 santigrat dereceydi. T1 sıcaklığı neresi? Tam şuradaki duvardaki sıcaklık. Bu zaten bana verilmiş. Peki T11 sıcaklığı ne? T11 sıcaklığım da sınır. Bunlara aynı zamanda sınır şartı deniyor arkadaşlar. Burası bir sınır, burası bir sınır. İkisi de sınır benim için. Bunlar sınır şartı. Bakın, burada 10'du, burada 100'dü. T11 sıcaklığımda 100 santigrat derece. Onu da tanımladım buraya. Peki aradaki sıcaklıklar ne ola ki? Aradaki sıcaklıkları işte problemin geldiği şeye göre farklı bir şekilde tanımlamamız icap ediyor artık. Burada probleme göre bunlar aradaki değerler yavaşça artacaktır. Başlangıçta bunları sıfır tanımlayabilirsiniz ya da ortalama bir değer tanımlayabilirsiniz. Bu çok önemli değil.
Peki bir çözüm yapalım, bir görelim. Yani buradaki sıcaklık dağılımı nasıl olacak? Nasıl çözeceğiz? Du döngüsüyle çözeceğiz. Du, I eşittir. Bakın şimdi burada önemli bir yere geldik. 2'den 10'a önce bir yazayım kabaca. Sonra bahsedelim. And, do, el alışkanlığı. T, I'yı hesaplayacağım. TI'ler neydi? Bölü 2.0 vardı. T, I artı 1 artı T, I eksi 1. Evet, tam olarak çözümü böyle. Şimdi ne olmasını bekliyorum? Ne olmasını bekliyorum? Şimdi bir noktam var. Sınır noktası şurası zaten. Bu bilinen değer. Sınır şartı verilmek zorunda. Eğer ikinci dereceden bir diferansiyel denklem size verildiyse böyle d kare t bölü dx kare bu. Bu ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem. Bunun çözümü için iki tane sınır şartı zaten size verilmek zorunda. Eğer bu üçüncü mertebeden bir denklem olsaydı, yani burada d küp t bölü dx küp olsaydı, o zaman size 3 tane sınır şartı vermek zorundaydı o problemin çözülebilmesi için. Başka, yani fiziksel olarak zaten bu böyle. Başka türlü o problemi çözemezsiniz. Fiziksel olarak ikinci mertebeden bir denklem için en az 2 tane sınır şartı biliyor olmanız gerekir. Ya da bunu türetebiliyor olmanız gerekir ki o problemi çözebilirsiniz. Şimdi bizim 2 tane sınır şartımız var. T1 10 derece, T11. Yani 2 tane bu sınır da şöyle olacak. Gerçekten sınır olacak. Yani biri bir noktası, biri iki noktası, bu bir sınır değil. Bakın biri bir uçta, diğeri diğer uçta. Gerçekten sınırda olan şeyler. Başlangıç değer problemi ise bu ikisi de başlangıçta olabilir. Ama böyle ortada bir yerde falan genelde bunlar olmaz. Sınır değerleri, yani kritik noktaları bize vermek zorunda. Ya da biz bunları türetebilmek zorundayız. Geri kalan noktaları da işte buradan yola çıkarak biz kendimiz hesaplayacağız. Şimdi birinci sınır, yani başlangıç sınırı ve bitiş sınırı var zaten elimde. T1 ve T11 sıcaklıkları. Dolayısıyla 1 ve 11. düğümlerle ilgili zaten sınırlarla ilgili şeyleri biliyorum ben. Sonuçları biliyorum. Bunları yazdım zaten. Dolayısıyla bilmediğim noktalar neler? 2 ile 10 arasında kalan kısım. Dolayısıyla bakın döngüyü nereden başlattım? Du döngüsünü 2'den başlattım 10'a kadar. Yani birinci sınırdan değil de 2'den, ikinci düğüm noktasından başlattım ve son sınıra kadar gitmedim. Sondan bir öncekine kadar gittim. Zaten hani 11'e kadar gitmemin anlamı yok. 11. düğüm noktasındaki sıcaklık zaten 100 ve değişmiyor orası. O nedenle tekrar orayı çözdürmek gibi bir saçmalık içerisine girmeme gerek yok. Peki şuraya bakalım. Şimdi I 2 oldu. Bunu aynı zamanda I olarak da düşünebilirsiniz. Yani bizim döngüde I olduğu için. Şimdi I 2. TI. Yani TI ne demek? Şu anda I 2 ise şu noktayı, ikinci düğüm noktasını bulmaya çalışıyorum demek. T2 eşittir. T2 artı 1, yani T3. Şu noktanın sıcaklığı. Artı T işte 2 eksi 1 T1. Artı şu noktanın sıcaklığı. Bunları ikisini toplamışız ve ikiye bölmüşüz. Dolayısıyla ne yapacağız? İki noktasını hesaplayacağız. Peki 3 noktasının sıcaklığını bilmiyorum diyorsun şu anda. Tamam, bilmeyelim. Birinci nokta var, yani şu sıcaklık var elimde. Şu noktayı bilmiyorum. T3 noktası. Ama şu anda mantığını ben size anlatıyorum kabaca. Burayı hesapladık. Şu anda hesapladığımızı düşünüyoruz. Daha sonra ne olacak? T 3 olacak. T3 olduğu zaman şu noktanın sıcaklığını hesaplamam gerekecek. Ona çalışıyorum. Bunun için T4 sıcaklığı ve T2 sıcaklığı lazım. T2'yi biraz önce hesaplamıştım. T4 yok elimde. Bu ikisinin ortalamasını alıp şurayı bulacağız. Daha sonra T işte 4 olacak. I4 olacak. 5 ve 3 lazım. I5 olacak. 6 ve böyle. Herhalde mantığı anladınız. Böyle adım adım bu tarafa doğru yavaş yavaş ilerleyen bir algoritma bu kabaca. Peki bilmediğimiz sıcaklıklar ne burada? Bilmediğimiz sıcaklıklar sıfır. Mesela şu anda iki noktasını hesaplarken, T2 sıcaklığını hesaplarken T3'ü bilmiyorum ya. Bilmediğim için Fortran onu sıfır alır. Sıfır artı işte 10 bölü 2 burayı 5 olarak hesaplayacak. İşte 3'ü hesaplarken 0 artı 5
bölü 2 buraya 2,5 bulacak. İşte 0 artı 2,5 4 noktasını hesaplarken 0 artı 2,5 bölü 2 işte 1,25. Böyle yavaş yavaş burayı hesaplarken bir takım hatalar yapacak. Şimdi onu bir görelim. Bakın. Onu görelim. Onu görebilmek için şöyle diyelim. Şuraya print yıldız virgül i virgül ti diyorum. Ti. Ve şuraya ya da pause koymamıza gerek yok burada henüz. Grafiğini de çizdirebiliriz ama her seferinde grafikte şu anda uğraşmayalım diye şöyle hesaplayacağız. Bakın. T2 sıcaklığı, T3, T4, T5, T6, T7 falan filan. Bu i'leri o nedenle yazdırdım. T1'i biliyoruz zaten. O 10 derece. T11 de biliyoruz. 100 derece. Şimdi bakın T2 5 derece, 2 derece, 2,5 derece, 1 işte 25. Biraz önce söylediğim değerlerin aşağı yukarı hemen hemen aynısı çıktı. Şunu biraz daha büyüteyim. Evet. Şimdi çubuğun üzerine gelelim hatta aynı zamanda. Şimdi iki noktasının sıcaklığı 5, 2,5, 1,25, 6 işte 0,62, 625, 0, işte 312, 0,156 gibi gidiyor yavaş yavaş ve tam şuraya geldiğinde burası 50 dereceymiş. Şurası 0,0 yani neredeyse 0 derece. 9. düğüm noktası. Mantıklı mı bulduğumuz sonuçlar? Bulduğumuz sonuçlar mantıklı değil. Hata var bulduğumuz sonuçlarda. Neden? Çünkü tam orta noktadaki şeyi biliyoruz biz. Tam işte 6. düğümdeki sıcaklık aşağı yukarı ne olması lazım? 55 derece olması lazım. Ve bu tarafa doğru giderken sıcaklık işte azalıyor. Bu tarafa doğru yani ortaya doğru giderken sanki şu anda sıcaklık her iki taraftan düşüyormuş gibi olması düşüyormuş gibi. Halbuki öyle değil. Şu eğriye uyan bir grafiğimizin olması gerekir. Yani bu taraftaki sıcaklık en düşük sıcaklık, bu taraftaki sıcaklık da en yüksek sıcaklık olması gerekiyor. Peki hata nerede? Hata işte şu aradaki değerlerde. Başlangıç olarak biz şu aradaki değerlerin sıcaklıklarını sıfır verdik ya da sıfır kabul etti bu arkadaş. Ondan dolayı bir hata var burada. Dolayısıyla şimdi bir sefer çözdüğümüz zaman hatalı oldu. Şöyle yapmış olsaydım, eğer ben bu çözümü bir kere daha yaptırmış olsaydım. Du k eşittir birden 2'ye diyelim. And do diyelim. Bakın. Şuraya ikinci bir döngü, iteratif döngü eklemiş oldum şimdi bunun üzerine. Şimdiki farkı size göstereceğim. Şunu kapatayım. Evet. Şimdi bakın bu şuraya kadar olan şey ilk döngü. Bu biraz önceki sonuçların aynısı. Daha sonra bu değerleri kullanmak suretiyle ben aynı çözümü bir daha yaptırdım. Bakın ikinci düğüm noktasındaki sıcaklık 5'ti şimdi 6,25 oldu. 3'tü işte 2,5'tü 3,75 oldu. Biraz daha yükseldi. Şurası 50 idi 62,5 oldu. Değerler biraz daha yükseldi. Şimdi bunu şöyle diyelim. Şuraya 10 diyelim. Ve her seferinde şu printten önce şöyle diyelim. Şuraya print diyelim. Print yıldız virgül k'yı göstersin. Şuraya da bir tane pause ki adım adım biz bunu görebilelim nasıl geliştiğini her iterasyonda. Şimdi burada şu bir şeyi gösteriyor. Oraya bir de şey yazalım. İterasyon diyelim.
Evet, iterasyon 1. Biraz önce bulduğumuz sonuçlar. Bir enter'a bastım. İterasyon 2. Bakın 6.25, 62. 6.87. Bakın orta noktadaki sıcaklığa dikkat edin özellikle. Yavaş yavaş artıyor orta noktadaki sıcaklık. Devam ediyor artmaya. Bakın sanki mantıklı bir şeye doğru evrilmeye başladı yavaş yavaş sonuçlar. 6. iterasyon. 7. iterasyon. 8. iterasyon. 9. iterasyon. Bakın 80, 60, 40. Şurada hala küçük bir şey var, sorun var gibi. 8'den tekrar 7'ye düşüyor. 10. iterasyon. Şu anda daha mantıklı. 10 kere demek ki arka arkaya çözdürünce daha mantıklı sonuçlar bulunuyor ama hala sonucun tam olup olmadığını bilmiyorum. O yüzden bundan nasıl emin olacağım? İşte bu değerler artık sabitlenene kadar bu çözüme devam etmem lazım. Hani converge geçen derste bahsetmiştik. Artık değerler değişmeyene kadar çözüyoruz. Bundan bahsetmiştik ya. Şuraya 100 diyeyim. Nasıl olsa elimden değiştiriyorum yavaş yavaş. Kaçıncı iterasyondan sonra sabitlendiğini bir görelim. 10'a kadar gidelim. 10. Devam ediyorum. Bakın hala değişiyor sıcaklıklar. 11. iterasyon oldu. 12. iterasyon. 3. düğüm noktasına bakabiliriz. 12 oldu bakın 11'di. 3. düğüm noktası 12 derece oldu. 14. 15. iterasyon. Hala değerler değişiyor. Demek ki hala çözüm şey olmadı, sonuçlanmadı. Eğer bu steady state örneği olduğuna göre çözüm kararlı olduğu zaman düğüm noktalarındaki sıcaklığın değişmemesi gerekir. Yani ben tekrar tekrar aynı çözümü yaptırsam bile artık hep aynı sonuçları bulmam lazım. Devam ediyorum. 20. iterasyon oldu. 21 hala değerler bir miktar değişiyor. Bakın hala değişiyor. Virgülden sonrasına bile bakabilirsiniz. Bakın 27 artık hala değişiyor. 84. iterasyon oldu. Hala değerlerde bir miktar değişme var. 90, 95. Ama bakın şuna dikkat edin. Artık neredeyse şuralar sabitlendi. Virgülden sonraki basamaklar değişiyor. Bakın 99. iterasyonda 27.9972 iken 100. iterasyonda 27.9974 yani 10.000'de ikilik bir değişim var. Eğer bu bizim problemimiz için yeterliyse yani bu hassasiyette bir çözüm tamam yani o zaman daha fazla ilerlemeye gerek yok. Ama hala 100 iterasyondan sonra bile gördük ki bir miktar daha bunu çözmeye aslında ihtiyaç var. Şöyle 200 diyelim biz buna. 200 yeterli olacaktır. Normal şartlarda siz bunu elle yapmış olsaydınız günlerce belki uğraşmanız gerekecekti. Eğer böyle bir iteratif işlemle yapmış olsaydınız. Şöyle iyice arttırayım. Bakın artık neredeyse bütün değerler aşağı yukarı sabitlendi gibi bir şey. 165. iterasyon. Evet bakın şu anda artık değişmiyor. 190, bakın 189 ve 190. iterasyonlara karşılaştırırsak değerlerin aynı olduğunu görürüz. Eğer mesela çok daha hassas çözüm yani milyonda birlik işte double precision falan kullanmanız gerekiyorsa o zaman çok daha hassas tabi olabilir ama artık dediğim gibi değerler değişmiyor ve problemimiz yakınsadı. Artık çözüme ulaştık. Çubuğun üzerindeki sıcaklık dağılımı buymuş diyebiliyoruz. Şimdi bu oturumun süresi bitmek üzere arkadaşlar. Hemen diğer oturumda devam edelim. Bu oturumu sonlandırıyorum. Diğer oturumu başlatalım. Diğer derste görüşmek üzere.